sol tarafımda bulunan bu alan ayağımı bastığım nokta ile aynı kottaydı. Fakat depremle birlikte fay hattının burada oluşturduğu ciddi hasar ile birlikte bu bölge yaklaşık 3 metre kadar yükselmiş durumda. Ben aslında elimle de işaret etmek istiyorum. Gördüğünüz bu kaya parçaları, düzgün kesilmiş gibi görülen kaya parçalarının tamamı aslında asfalt döküntüsü. Yani asfaltla birlikte toprağa yaklaşık 3 metre kaldırmış durumda. Deprem sırasında ben ikisine de evde yakalandım zaten. Hı hı. Buranın bu şu hale gelmesi zaten, burası düzdü. Bakın zaten görüyorsunuz 3 metre havaya kaldırmış burası. Normalde bu seviyeyle bu seviye aynıydı. O dağı bu tarafa getirmiş. 4 parça halinde. Zeminle şeyin arasında 3 metre oynuyor bak şu anki hava kalkmış şekli. Buradaki şebeke suyunu, içme suyunu bile fay hattına almış. Ayıp yani şu an. Deprem bölgesinde biz günlerdir geziyoruz. Depremin şiddetini bu ekranlardan, TRT Haber ekranlarından sizlere anlatmaya çalışıyoruz ama beni en çok etkileyen yerlerden bir tanesinin de burası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü insanlar bu mesire alanına piknik yapmaya geliyorlardı. Araçlarını park ettikleri yerdi burası ve burası hem Kırkgöz şifalı suyunun, bu gözün akıttığı, buraya getirdiği suların altında kalmış bir bölge. Aynı zamanda yine kameraman arkadaşım gösteriyor. Şöyle suyun seviyesinden 1 metre, 1,5 metre yukarıda bazı duvar parçaları görüyoruz. İşte bu duvar parçaları da aynı şekilde burada oluşturulan havuzun kenarlarını oluşturuyordu. Bir nevi suyun dışarıya taşmaması için kullanılan bentlerdi. Yine aynı şekilde ağaçları da görüyoruz. Ağaçlar da aynı şekilde toprak ile birlikte fay hattının vermiş olduğu o enerjiyle birlikte 3 metre yükselmiş durumda. Ağaç köklerini görüyoruz. Yine aynı şekilde orada yıkılmış bir ağacı da görüyoruz. Yine bu depremin etkisiyle birlikte ağaçlar kökünden sökülmüş ve devrilmiş durumda. Bulunduğumuz bölgede insanlar hatıra fotoğrafları çektiriyordu. Sizin de yayın öncesinde göstermiş olduğunuz yerin hem eski halini biz buradaki yaşayan yerli vatandaşlardan, yerel halktan aldık. Aynı şekilde aynı açıdan biz de depremin sonrasındaki görüntüsünü sizlere aktarmaya çalıştık.